Merhabalar arkadaşlar. İşletme ilkeleri dersinin birinci ünitesi olan işletmecilik kavramları ile ilgili bir soru bir cevap kısmına hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz ürün ya da hizmetlerin ihtiyaçları karşılama özelliğine ne ad verilir? Ürün ya da hizmetlerin. Bakın, insanların ihtiyaçlarından bahsetmiyoruz. Ürün ya da hizmetlerin ihtiyaçları karşılama özelliğinden bahsediyoruz. Yani burada bir üretimden bahsetmiyoruz. İhtiyaç karşılama. Yani elle tutulur, göz görülür bir şey yok. Kendi duygularımızla ilgili bir şey var. Yani tatmin olmaktan bahsediyoruz. Yani böyle ne de kendimizi iyi hissedebiliriz, ne de ihtiyaçlarımız karşılanabilir. Nasıl bir durumda? Üründen de bahsetmiyoruz. Bu da somut bir şey. Çünkü elle tutulur, gözle görülür bir şey ürün. Bir durum, bir olgu ürün. İhtiyaç değil zaten. Çünkü içinde zaten ihtiyaçları karşılama geçmekte. Tüketim deneyim. Çünkü tüketimde tüketiyoruz bir şeyleri. Yiyoruz, bitiyor. Yani tüketim insanların ihtiyaçlarını giderme kısmı. Ama burada doğru cevap fayda. Ürün ya da hizmetlerin ihtiyaçları karşılama özelliği. Eğer bizim susamışsak, su içtiğimizde ihtiyacımız karşılanıyor. Evet. Ama bize de bir fayda sağlıyor, susuzluğumuzu gideriyor. Ya da şöyle diyeyim, hastayız, doktora gidiyoruz. İhtiyacımız ne? Doktora gitmek, hastaneye gitmek, doktoru görmek. Oradan aldığımız ilaçları içtiğimizde bizi iyileştirmeye başladığında bir fayda elde ediyoruz. Yani ürün ya da hizmetlerin ihtiyaçlarımızı karşılama, ihtiyacımız ne? İyileşebilmek hastayken. İyileşebildiğimizde, iyileşmeye başladığımızda ne elde ediyoruz? Fayda elde ediyoruz arkadaşlar. Doğru cevap tekrar söylüyorum. C şıkkı fayda olacak.